Finansal Teknoloji Programı ile karşınızdayız. Ben Sefer Yüksel. Bugünkü konuğum Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Abacı. Mehmet Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk Sefer Bey. Mehmet Abacı ile bugün sigorta sektöründe açık sigortacılığı konuşacağız. Bankacılık tarafında oldukça gündemde olan bir konu. Keza sigorta sektöründe çok gündeminde. Açık sigortacılık sigorta sektörüne nasıl yansıyacak, nasıl değiştirecek? Bu alanda geride kalan sigorta şirketleri nasıl etkilenecek? Yine açık sigortacılıkla birlikte sigorta sektöründe dijital verilerden daha fazla yararlanmak şirketlerine gibi katkı sağlıyor ya da kullanıcılara, sigortalarına gibi katkı sağlıyorlar. Bu konuları konuşacağız. Mehmet Bey, öncelikle tabii ki bankacılık tarafında açık bankacılık 3-4 yıldır çok konuşulan bir konu, belli adımlar atıldı. Aynı şekilde sigorta sektöründe de var ama çalışmalar bu alanda da yoğunlaştığını da görüyoruz. Yayın önce sizinle de sohbet ettik. Sizin de oldukça yakından izlediğiniz bir konu bu. Açık sigortacılık, sigorta sektörünün geleceğini nasıl şekillendirecek? İsterseniz oradan bir başlayalım, sonra diğer konulara geçelim. Tamam. Sefer Bey, öncelikle açık sigortacılık nedir? Ben onun tarifini yapmak isterim. Lütfen. Açık sigortacılık, şirketlerin gelirlerini, verimini artırmasını sağlayan, yeni iş ortakları kazanmasını sağlayan ve bu sayede daha fazla tüketicilere ulaşmasını sağlayan aslında bir ekosistem içinde çalışma modelidir. Bu ekosistem içinde çalışırken sigorta şirketlerinin bazı verilerini ve hizmetlerini ekosistem içindeki paydaşlara açmasını da gerektirir. Açık sigortacılık sadece diğer taraflara, üçüncü taraflara API'larla belli hizmetlerin sunulması değildir aslında. Hep birlikte görüyoruz, teknoloji son yıllarda hızla değişiyor ve sektörleri yıkıcı bir şekilde değiştirebiliyor. Startuplar, insurtechler, küçük girişimler de bu teknolojileri hızlı, etkin bir şekilde kullanarak katalizör etkisi yapıyorlar. Son iki yıldır salgınla birlikte dijitalleşmenin ülkemizde ve dünyada nasıl hızla arttığını hepimiz şahit olduk, yaşadık. İnternet üzerinden e-ticaret platformlarının nasıl hayatımıza her alanda girdiğini gördük. Evet. Yemek sipariş uygulamaları, market uygulamalarını hepimiz kullandık. Hı hı. Son dönemde dijitalleşme hızla hayatımızı değiştirdi. Sadece 2020 yılında dünyada insurtech alanında faaliyet gösteren startuplara 7.1 milyar dolar yatırım yapıldı. Ülkemizde 441 adet fintech var, 35 adet de insurtech var. Burada aslında gidecek yol var, değil çok mi Türkiye'de? Çok var. Fintechlerin önümüzdeki 5 yıl içinde yatırım almaya devam edeceği ve hızla büyüyeceği bekleniyor. Bu nedenle ben Anadolu Sigorta'nın önümüzdeki dönemde rakiplerinin değişeceğini düşünüyorum. Biz 1996 yıllık bir sigorta şirketiyiz. Atatürk'ün talimatıyla kurulmuş bir sigorta şirketiyiz. Ve şu anki rakiplerimizle rekabet etme kaslarımız çok güçlü. Ama ben önümüzdeki dönemde rakiplerimizin bu fintechler, insurtechler olacağına inanıyorum. Aslında sadece size özgü değil, bütün sektörü özgü değil mi? Tüm sigorta sektörünün rakipleri değişecek. Aynen. Yani. Dolayısıyla sigorta şirketlerinin en az bir insurtech kadar çevik ve inovatif bir teknoloji şirketine dönüşmesinin kaçınılmaz olduğuna inanıyorum. Ve önümüzdeki dönemde bu insurtechlerin hem rakiplerimiz hem de iş ortaklarımız olacağına inanıyorum. Dolayısıyla açık sigortacılık alanında yatırım yapmayan sigorta şirketlerinin de geride kalacağına inanıyorum. Açık sigortacılık çalışma modeli, insurtechler ve teknoloji aslında sigortacılığı tarihinde görülmemiş bir değişime zorladığına inanıyorum ben. Çok önemli bir söz son söylediniz. Hani tarihinde görülmemiş bir değişime zorlama. Bunu bahsettiğiniz gibi fintechlerde gördük. Diğer alanlarda da görmeye devam edeceğiz. Peki şimdi açık sigortacılık ekosistemi yaratmak sektöre ne gibi katkılar sağlar, burada yaratılacak bir ekosistem? Sefer Bey, biz günlük sigortacılık faaliyetlerimizi yaparken aslında büyük bir ekosistemin içinde hareket ediyoruz. Pek çok taraftan, ekosistem paydaşından hizmetler kullanıyoruz. Bir örnek vermem gerekirse, biz kasko poliçesi düzenlerken
Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi, SBM'nin servislerini kullanıyoruz. Hı-hı. Kimlik paylaşım sistemi, Mernis verilerini kullanıyoruz. Bankaların sunduğu POS hizmetini kullanıyoruz. Kredi kayıt bürosunun değişik verilerini kullanıyoruz. Pek çok veriyi poliçe düzenlerken kullanıyoruz. Aynı şekilde hasar anında IBAN doğrulama servisini kullanıyoruz. Hesaba para yatırma hizmetlerini kullanıyoruz. Konum doğrulama, ondan sonra görsel işleme teknolojilerini kullanıyoruz. Büyük bir ekosistem içinde çalışıyoruz. Artık günümüzde hiçbir şirket tek başına müşterilerine ürün sunma, ürün geliştirme imkanı yok. Biz sigorta şirketleri olarak müşterilerimize daha iyi hizmetler sunmak, daha yeni ürünler geliştirebilmek için böyle bir ekosistem içinde olmamız şart ve bu ekosistemi her gün büyütmemiz gerekiyor. Böyle bir ekosistemin parçası olmak demek açık sigortacılık demek değil. Sigorta şirketinin de bu ekosistemdeki paydaşlara bazı verilerini açması ve onlara bazı imkanları tanıması gerekiyor. Biz Anadolu Sigorta olarak dijitalleşmede lider konumda bir sigorta şirketiyiz. Biz developer.anadolusigorta.com.tr adresi üzerinden 107 tane API'mızı paydaşlarımıza açmış durumdayız. 230 tane iş ortağımız bugün bu API'ları kullanarak değişik hizmetler veriyorlar. Ya da biz hizmetler alıyoruz. Bunlar günde 1.7 milyon kere kullanılıyor bu servisler. Her gün iş ortaklarımız tarafından kullanıyor. Süper app'ler, e-ticaret platformlarının kapsama alanları her gün genişliyor. Kişiler buradan alışveriş yaparken ben sigorta ihtiyaçlarını karşılayacak, buradan sigorta ihtiyaçlarını karşılayacaklar diye de düşünüyorum. Bugün bir e-ticaret platformundan bir cep telefonu alırken, bir televizyon alırken size elektronik cihaz sigortası da sunuluyor. Ve kişiler bunu satın alıyorlar. Bunlar ancak açık sigortacılık ile mümkün diye düşünüyorum ben. Müşterilerimize açık sigortacılıkla ulaştığımız kanal sayısını hızla artıracağımızı düşünüyorum. Bu sayede de ürün çeşitliliğinin artacağına inanıyorum. Açık sigortacılık ekosistemi, bu ekosistem bahsettiğimiz bu açık sigortacılık ekosistemi sigortacılık alanında aslında bütün sektörlerde rekabeti artıracağını ve bizim gibi şirketleri inovasyona zorlayacağına inanıyorum ben. Peki inovasyona zorlamak da tabii ki hem şirketleri geliştiren hem de sigortalıların faydasına olan gelişmeler olacak. Burada yine açık sigortacılık ile dijital verilerden daha fazla yararlanmak sektöre ne gibi katkılar sağlayacak? Şöyle düşünüyorum. Biz bugün sigortacılık faaliyetlerini yürütürken bize pek çok veri akıyor. Bugüne kadar bizim gibi şirketler bunu klasik veri ambarı yöntemleriyle bu verileri işlemeye çalıştık. Ama günümüzde artık bize sadece yapısal veriler akmıyor. Fotoğraf, dosya, video gibi yapısal olmayan veriler de bizlere akıyor. Biz bu verileri bilgiye dönüştürmediğimiz sürece, aslında veri olarak kaldığı sürece bunların bir değeri yok. Biz bu verileri ileri analitik modeller kullanarak, derin öğrenme gibi yapay zeka teknolojileri ile bilgiye çevirdiğimiz zaman bu verilerin değeri artacak. Bu da sigorta sektöründe ayrı bir değişimi tetikleyecek diye düşünüyorum ben. Sigorta şirketleri ne akan bu verilerin yanı sıra kişilerin kollarındaki akıllı bilekliklerinden, saatlerinden, arabalarından, ondan sonra gemilerden, fabrikalardan pek çok veri, nesnelerin interneti, IoT sayesinde bir yerlere akıyor. Sigorta şirketleri kendine akan verilerin yanı sıra bu IoT'den akan verileri de değişik iş ortaklıkları yaparak, ekosistemlere dahil olarak işlemeyi başarır ise, anlık olarak bu fabrikalardaki verileri alabilir, otomobillerden akan verileri anlık olarak alabilir ve işlemeyi başarırsa, o zaman sigorta şirketleri apayrı bir noktaya gelecekler. Bugün hasar olduğunda hasarı ödeyen sigorta şirketleri bu verileri işlemeyi başardığında müşterilerini hasar olmadan uyarabilen, müşterilerini hasar olmadan uyarıp hasarı engelleyen bir konuma gelecekler. Bu da sigorta sektörünün önündeki ikinci büyük değişim olacak aslında. Çok önemli değişim. IoT verilerinin işlenmesi bireysel kişilere de sunulan ürün çeşitliliğini artıracak diye düşünüyorum.
kişilerin yine kollarındaki bileklikten çok ciddi miktarda sağlık verisi toplanıyor. Böyle bir ekosistem var. Kişilerin evlerindeki akıllı cihazlardan, arabalarından verileri toplayıp işlediğimizde kişilere daha mikro ölçekte teminatlar sunabileceğiz. Cep telefonu bataryası, uçuş gecikme sigortası gibi ürünleri müşterilere sunabileceğiz. Bu da on demand, yani ihtiyaç anında duyulan sigorta ürünlerinin çeşitliliğini artıracak diye inanıyorum ben. Bu sayede on demand ürünlerin, ihtiyaç olduğunda alınan sigorta ürünlerinin piyasada artmasıyla birlikte sigorta okuryazarlığı da çok artacak. Kesinlikle. Ürün çeşitliliği artacak ve sigorta penetrasyonları geniş kitlelere yayılacak. Müşteri memnuniyeti de artacaktır o süreçte diye düşünüyorum. Kesinlikle katılıyorum. Bu sigorta şirketlerinin böyle bir boyuta geldiğimizde IoT verilerinin işlenip sigorta şirketleri hasar olduğunda hasarı öder konumdan hasarı engelleyen ve müşterilerinin yanında olup onları uyaran bir konuma geldiğinde sigorta şirketleri dijitalleşme bariyerini aşarak başka bir boyuta gelecekler. Sigorta şirketleri bu aşamada artık bir dijital teknoloji şirketine dönüşmüş olacaklar. Bir ekosistem içinde çalışan bir platform haline dönecekler diye düşünüyorum. Bu yüzden ben açık sigortacılık alanına yatırım yapan sigorta şirketlerinin ya da açık sigortacılık alanına yatırım yapmayan sigorta şirketlerinin orta vadede rakiplerinden geri kalmaya başlayacağına inanıyorum. Peki Mehmet Bey, tabii ki burada en önemli konulardan biri de siz de az önce bahsettiğiniz apilerin açılması kuşkusuz. Şirketlerin apilerinin startuplara açılması noktasında ne düşünüyorsunuz? Siz bu alanda Anadolu Sigorta olarak ne durumdasınız ya da sektör genel olarak ne durumda? Burada sektörü de genel anlamda değerlendirirseniz de sevinirim. Sektör olarak konuşmamız gerekirse biz sigorta şirketleri olarak müşterilerimizin kişisel verilerini alıyoruz, işliyoruz ve saklıyoruz. Bunun için de KVKK kapsamında pek çok tedbir almış durumdayız. Bu verilerin erişimini kontrol ediyoruz. Açık sigortacılık kapsamında ekosistemdeki paydaşlarla ben biraz önce bahsettiğim bazı API'ların, iş ortaklarımıza sunduğumuz bazı API'ların paylaşılmasında sakınca görmüyorum. Bunlar ne gibi API'lar olabilir? Müşterilere yeni poliçe teklifleri sunmak, poliçe yapmak, hasar hizmetleri vermekle ilgili servislerin startuplara sunulmasında bir sakınca görmüyorum. Fakat bu konuştuğumuz startuplar, çevik şirketler, küçük şirketler ve müşterilerine sundukları hizmetlerin çoğunluğunu aslında bulut teknolojileri kullanarak müşterilerine iletiyorlar. Ülkemizde büyük teknoloji şirketlerinin bulut hizmetleri yok. Bu startuplar da yurt dışındaki bulut teknolojilerini kullanıyorlar. Kişisel verilir korunma kanunu nedeniyle yurt dışında hizmet veren bir startup'a bazı API'ların açılmasında sakıncalar var, engeller var. Aynı şekilde bu servisleri Anadolu Sigorta'nın da, sigorta şirketlerinde, aslında bankalarında, pek çok sektörün kullanmasında ciddi engeller var. Biliyorsunuz büyük IT şirketleri, Microsoft gibi, IBM gibi, Amazon gibi büyük IT şirketleri her yıl yapay zeka alanında milyar dolar yatırımlar yapıyorlar. IoT alanında yapıyorlar. Veri işlemesi, information alanında korkunç yatırım yapıyorlar ve bunların hepsini bulut teknolojileri üzerinde gerçekleştiriyorlar. Bizim bu bulut teknolojilerini kullanamıyor olmamız açık sigortacılık önündeki ben en ciddi engellerden birisi olarak görüyorum. Sadece sigorta sektörü olarak değil, ülkemizdeki pek çok sektör için bulut teknolojilerinin en önemli engellerden birisi olduğunu inanıyorum. Biz sigorta, Anadolu Sigorta olarak girişimleri desteklemek adına pek çok aktivite gerçekleştiriyoruz. Bu girişimlerin, bizim onlara sunduğumuz API'ları, biraz önce bahsettim, 107 tane API'miz var. Bu API'yı bilmeyen izleyicimiz olabilir. Kısaca bir tanımlarsanız sevinirim. API şu demek, Anadolu Sigorta olarak biz bazı hizmetleri açıyoruz. Mesela poliçe düzenleme, poliçe sorgulama gibi hizmetlerimizi insurtech'lere, startup'lara, küçük girişimlere açıyoruz.
Bu açılımı İngilizce olarak Application Programming Interface, yani iki kurumun. Uygulama programlama arayüzü diye çeviriyoruz. Evet, uygulama programlama arayüzü. İki kurumun karşılıklı konuşması için bir protokol aslında. İki uygulamanın entegre olmasını sağlayan bir yöntem diyebiliriz. Evet. Biz Anadolu Sigorta olarak startupları desteklediğimizi söylemiştim ve onlara bu servislerimizi açıyoruz. Ama bu servisleri açabilmek için sigorta şirketinin kendi içinde de dijitalleşmesi, altyapılarını iyileştirmesi ve bu güncel teknolojilere hakim olması gerekiyor. Aksi takdirde bunların sunulması mümkün değil. Biz bunun için sigortacılık süreçlerimizi sadeleştiriyoruz. Uzun yıllardır bu alana yatırım yapıyoruz ve startupların bu bizim dijital sigortacılık süreçlerimizde çok rahat ilerleyebilmesini sağlamak üzere ciddi teknolojik yatırımlar yapıyoruz. Şimdi Mehmet Bey, az önce bulut teknolojisinden değinirken çok önemli bir şey söylediniz. Aslında bunu dönem dönem bankacılık sektöründen meslektaşlarınızı da burada konuk ettiğimizde benzer şeyler konuşuluyor. Bulut en büyük engel dediniz. Bu engel nasıl kalkar, ne yapılmalı ya da önümüzdeki dönemde kalkması beklenir mi? Çünkü burada anladığım kadarıyla otoritenin belirli kaygıları da var. Burada sektörle görüşmeler var mı? Ne bekliyorsunuz burada? Büyük teknoloji şirketleri, büyük teknoloji şirketleri derken biraz önce saydım IBM, Amazon, Microsoft gibi büyük teknoloji şirketleri dünyanın dört bir yanında bulut hizmetini sundukları merkezleri var. Merkezleri var. Ve dediğim gibi yeni teknolojileri hep burada yatırım yapıyorlar. Yani siz bunları satın almak isteseniz de kendi veri merkezlerinde kullanacak şekilde bunları satmıyorlar. Dolayısıyla bir şekilde bunları abonelik yöntemiyle, başka yöntemlerle bulut üzerinden kullanmak zorundasınız. Özellikle yapay zeka alanında yapılan çalışmaların çoğu bu şekilde ilerliyor. IoT de öyle. Bizim bu bulut teknolojilerini mevcut kişisel verileri korunma kanunu kapsamında kullanmamız mümkün değil. Her bir müşterimizden tek tek açık rıza beyanı almamız gerekiyor. Yurt dışındaki bir bulut merkezini kullanmak için verilerin oraya transferi ve orada verilerin işlenmesi için herkesten tek tek açık rıza almak gerekiyor. Bu da imkansız. Evet. Bu nedenle ya ülkemizde böyle bir büyük teknoloji şirketlerinin bulut merkezi kurulacak. Bu çok büyük bir yatırım. Bu teşvik edilerek ülkemizde kurulması sağlanacak. Ya da yakın ülkelerde, Avrupa'da bulunan bazı ülkeler safe country, güvenilir ülke olarak seçilecek. Böyle bir şey yapıldığında bu ülkemizdeki dijitalleşme için, bütün sektörlerin dijitalleşmesi için, startupların büyümesi için aslında devrim niteliğinde bir girişim olmuş olur. Aksi halde herhalde biraz az önce anlattıklarınızla onu anlıyorum. Biraz önümüzdeki süreçte bu gelişmelerden geri kalma riskiyle karşı karşıya olabilir. Açık sigortacılığın önünde ben en büyük engelin bulut teknolojilerinin, büyük şirketlerin sunduğu bulut teknolojilerinin Türkiye'de olmamasını görüyorum. Peki Mehmet Bey, şimdi son 3 dakikaya girdik. Burada da tabii ki startuplarla işbirliği fırsatını nasıl etkiler açık sigortacılık? Son 3 dakikada da bunu alayım. Ülkemizdeki startuplarla ilgili sayıları vermiştim. 441 tane fintech, 35 tane insurtech var demiştim. Biz diğer alanlarda da startupları yakından takip ediyoruz. Ülkemizdeki startuplar sadece 2021 yılı içinde $523 milyon yatırım aldılar. Bu yıl $523 milyon yatırım aldılar. Biz bunları yakından takip etmek için Kollektif House'da, Levent'te bir ofisimiz var. Burada startuplara çok yakın çalışıyoruz. Aynı şekilde grubumuzun San Francisco ofisinde Maxitech adında, San Francisco'da bir ofisi var. Şangay'da Maxitech'in ayrı bir ofisi var. Bütün insurtech'lerle iş ilişkisi içindeyiz ve bunları yakından takip ediyoruz. Burada şunu söylemek isterim. Startuplar bizim bazen iş ortağımız, bazen de rakibimiz olabilir. Biraz önceki örneklerde bahsettiğim üzere sigorta şirketleri startupları kendi iş geliştirme süreçlerinde kullanabilir. Yeni ürünler geliştirmek için kullanabilir. Böylece müşterilerine daha değişik değer önerileri sunabilirler diye düşünüyorum. Bir örnek vereyim. Bizim Uçuşum Güvende diye bir ürünümüz var. Eğer
uçağınız belli bir saatin üzerinde rötar yaparsa biz otomatik olarak siz bildirmeden anında size hasar ödemesi gerçekleştiriyoruz. Bu sigortayı alırsanız eğer uçuş gecikme olursa biz size bunun ödemesini anında yapıyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz? Bir startup'la entegre olduk. Uçuş bilgilerini onlar takip ediyorlar. Anadolu Sigorta olarak bizim uçuş bilgilerini takip etmemiz mümkün değil. Bir seyahat şirketi değiliz. Dolayısıyla bunları takip edemiyoruz. Biz bu startup'la entegre olarak bunları takip etme yeteneğini kazandık. Yeni bir ürün geliştirdik ve bunu Türkiye'de ilk olarak biz sunabildik. Startup'lar bu örnekte olduğu gibi sigorta şirketlerine çeviklik ve yeni ürün geliştirme anlamında ciddi destek olabiliyorlar. Tam da bu noktada bir dakikamız daha var. Burada çok önemli noktaya değiniz. Aslında verdiğiniz örnekte program başına beri konuştuğumuz bu işbirliklerinin güzel bir örneği. Startup'lara ne önerirsiniz? Bir sürü genç girişimci var. Özellikle sizin alanda. Son 40 saniyemiz. Ben startup'lara fikirlerin arkalarında olmalarını, yılmamalarını ama fikirlerine de aşık olmamalarını öneririm. Bizim mesleğimizde, IT'de insanların fikrine aşık olma hastalığı olabilir. Benim gördüğüm startup'lar çok çevikler, fikirlerine aşık olmuyorlar ama yanıldıkları noktada hızla fikir değiştirebiliyorlar. Aynı çevikliğe tüm sektörlerin, sigorta şirketlerinin de gelmesi gerekir diye düşünüyorum. Evet, Mehmet Bey çok teşekkür ederiz. Yayınımızın sonuna geldik bu değerli sohbet için. Ben de teşekkür ederim. Finansal teknolojinin sonuna geldik. Konuğumuz Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Abacı'ydı. Mehmet Abacı'yla birlikte açık sigortacılık önümüzdeki dönemde sigortalıları ve sigorta sektörünü nasıl etkileyecek bunu konuştuk. Kısa bir aranın ardından piyasa hattında Güzel Yılmaz Ertem sizlerle olacak. Hoşçakalın.